kademe ayrı bir para mı kazanıyor? Mesela abi çekil, sana ayrı bir para, bana ayrı bir para. Merhaba. Evet. Senden yazıyorsun. Hepsini Tuna'ya yazıyorum. Hepsini Tuna'ya yazıyorum. Bakın sana gönderiyorum. Efendim. Efendim. Okey, yukarı çık. Geldi. Hoş geldin. Hangi kanal? Güzel, el yaptı. Seni mi çek? Sana çekimi mi geldi? Koronavirüsün en çok akciğeri ve solunum sistemlerini etkilemesinin ardından Yeşilay'a rekor sayıda başvuru oldu. Son 5 haftada yaklaşık 10 bin kişi sigarayı bırakmak için Yeşilay'ı aradı. Yeşilay olarak bu koronavirüs sürecinde koronavirüsün hemen etkilediği ve hızlıca sonuç aldığı, olumsuz anlamda insanları kötüye götürdüğü organın akciğeri olduğunu öğrendik hep beraber. Biz bunu öğrenir öğrenmez, özellikle Çin'den gelen bilgiler ilk yayılma yeri olarak ve daha sonra Avrupa'dan gelen bilgiler ışığında çok hızlı bir kampanya başlattık. Ve dedik ki sigarayı bırakmanın tam zamanı. Çünkü bizim mutlaka vücut hijyenine dikkat etmemiz gerektiği gibi akciğer hijyenimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ve lütfen bunu bir vesile kılın ve sigarayı bırakın. Bu anlamda yaptığımız bir kampanyaya çok büyük bir karşılık bulduk. Ve insanlarımız yoğun bir şekilde bizim Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin çağrı merkezini aramaya başladılar. Ve bu aramalar eskiden %12 iken neredeyse %76-77'lere kadar çıktı. Ve aramalardaki temel şey de, istek de aslında bana destek verin. Ben kararlıyım, bırakmak istiyorum ama nasıl bırakacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bu konuda destek verin. Biz de çağrı merkezimizdeki bu konuda eğitim almış psikolog arkadaşlarımızla kişiye özgü olarak ne yapmaları gerektiğine yönelik görüşmeler yapıyoruz. Peki bu zamana kadar kaç çağrı alındı? Son 5 hafta içerisinde biz yaklaşık 10 bine yakın çağrı aldık. Ve bu çağrıların da %70-80'i sigarayla alakalı. Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde diğer bağımlılıklarla ilgili de biz destek veriyoruz. Ama şu anda sigara konusunda çok önemli bir talep var. Aslında bu talep bizi... Kaç kişi bıraktı, bunu biliyor muyuz? Çağrı yapan kişilerin takibi mutlaka yapılıyor. Öncelikli olarak bir düzey tespiti yapıyoruz. Yani tütün ve tütün ürünleri kullanımının hangi düzeyde olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu tespitten sonra da bir program öneriyoruz onlara. İlk önerimiz de önce, madem kararlısınız, lütfen bir bırakma günü tespit edin. Onlar da bırakma günü tespit etmeye çalışıyorlar. Bırakma gününü tespit ettiklerinde ve bize bildirdiklerinde biz daha o günden itibaren onları geri arayarak işler nasıl gidiyor diye soruyoruz. Ve bu anlamda bir kısmı haftalık yine telefon görüşmeleriyle terapilere alınıyor. Bildiğimiz şu ki gelen bütün görüşmelerin motivasyonları çok yüksek. Gerçekten bırakmak istiyorlar. Sadece bizi bir de bırakmak isteyenler aramıyor. Çok ilginç aramalar da var. Çocuklar arıyorlar. Ben babama sigarayı nasıl bıraktırabilirim? Bana yardımcı olun. Nasıl bir yöntem uygularım diye. O yüzden yani hem kişiler hem çevresindeki insanlar bu konuda bizden destek istiyorlar. Biz de onlara kendi şahıslarına özgün olarak motivasyonel önerilerde bulunuyoruz. Ve dediğim gibi eğer kişinin bu anlamda bir desteğe ihtiyacı varsa da haftalık online terapiler alıyoruz. Yani koronadan çok daha mesela uzak olurlar. Riski az olur. Çok şey de tavsiye ederim ki yani insanın bence birinci düşmanı koronadan daha tehlikeli sigaradır. Yani korona geçici ama sigara kalıcı. Bırakmakta fayda var. İnsan sağlığı yaştan önce. Siz kaç yıl kullandınız? 35 yıl kullandım. Günde 3 paket içiyordum. Bir anda bıraktım. Doktora gittim. Akciğerimi gördüm MR'da. Hayır, bu benim hayatımdan daha değerli değil dedim. Sigarayı bıraktım. O gün yani 6. yıla girdim çok şükür. İyi ki de bırakmışım. Mutlu musunuz? Çok. Bir değişiklik oldu mu? Ne gibi
Yani 53 yaşındayım. Şöyle söyleyeyim size, 25 yaşındaki insanlar gibi rahat yürüyebiliyorum, spor yapabiliyorum. Yani ne yediğimi biliyorum, ne yaptığımı biliyorum, rahat uyuyorum. Yani rahatım. Sosyal hayatım rahat. Evim en azından kül torbası gibi kokmuyor. Aracım yine öyle küllük gibi kokmuyor. Her açıdan, hijyenlik açısından, sağlık açısından, bütün yani. Vallahi düşünüyorum ama bırakamıyorum. Yeşil'e yaramış herkes. Siz düşündünüz mü hiç, aradınız mı? Aramadım. Neden bırakmak istiyorsunuz? Ya yaşlandık artık, yaş itibariyle. 50 senedir de içiyorum. Artık bırakmanın zamanı zorlanıyor. Mesela en azından merdivenleri çıkarken nefes nefese kalıyorum. Bu süt bırakmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Ne kadar yıldır içiyorsunuz? 50 senedir yaklaşık.